Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel bir minnoş bir yelek modeli ile geldim. Bakın şöyle. altı aylıkken giydirmeye başlayın. Bir buçuk yaşına kadar giydirebileceğiniz ölçülerde bir yelek oldu. Yani bir bir buçuk yaşına da aynı bu ölçülerde başlayabilirsiniz. Mesela bir buçuk yaşına kadar, bir yaşına kadar bu olur. Bir buçuk yaş ekleyim derseniz. Buradan bir sıra daha artırma sırası ekleyerek e, yeleğinizi büyütebilirsiniz. Çok fazla da eklemeyin. Çok büyür. Yani bu ölçü zaten çok güzel bir ölçü oldu. Şöyle 3 tane düğmeli yaptım. 1-2-3 tane düğme yaptım. Ha dilerseniz fazla da yapın ama gerek yok bence. 3 tane farklı renk ip kullandım. Beyaz ipim çok olan ipimdi. Bir yumaktı. Ve şöyle göstereyim. Bir yumaktan kalan ipim bu oldu. Bu kullanılmış bir ipti. Bu da kullanılmış bir ipti. Zaten şu renk daha az gidiyor. Elinizde kalan az kalmış iplerinizi böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 3 milimlik bir tığ kullandım. Tığım 3 milim. 3-3,5 o da olur. Elinizde 3,5 varsa onunla da olur. Zaten çok sıkı örmeyeceğiz. Ben sıkı öremediğim için 3 milim kullanıyorum. Hani ortayı bulmak için. Siz sıkı örüyorsanız üç buçuk ya da dört de örmeye başlarsınız. Örmeye başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma e, siz de benimle birlikte haberdar olabilirsiniz. Değerli beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Desteklerinize ihtiyacım var. Küçük kanalım minik bir kanalım sizlerin sayesinde büyüyeceğim. Ne kadar izlerseniz, ne kadar beğenirseniz, YouTube'da beni o kadar çok önerecek. ve o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlarım, önce ipimizde tığımızı buluşturalım. Şöyle. 79 tane zincir çekerek başlayalım. Zinciri çok sıkı çekmeyin. Çok gevşek de çekmeyin. Yani böyle hafif esnek bir zincir elde edelim. Evet arkadaşlarım. Şimdi 1-2-3 4. Zincire dönüp bir trabzan yapalım. Bakın 4. Ye. Bu da bizim 1. trabzanımız. Bakın şu zincir 1. trabzanımız bu da 2. 11 tane buraya trabzan yapalım birinci önümüz için 2 4 6 8 10. 11 tane bakın trabzanımı yaptım şurada bakın tam şurada yazıyor olacak böyle oradan da bakabilirsiniz bir iki zincir çektim ve sıradaki zincire batarak bakın burada aynı yere batmayacağız buradan başlayalım ve 16 tane trabzan yapalım 2 3 4 Buraları 16 tane de buraya trabzan yapalım. Evet arkadaşlarım şöyle bakın 16 trabzanı yaptım. Şurada yazdım. 1 2 zincir çekip sıradaki zincirden başlayarak 22 tane arka için trabzan yapalım. Her zincire birer birer ve 22 tane. Evet. 22 tane de arka için trabzan ayarladık. 1-2 zincir. Şimdi ikinci kolumuz için 16 tane ikinci kolumuz bu. 16 trabzan yapalım. 16 tane de ikinci kolumuz için 2 zincir çekip 11 tane de ikinci önümüz için trabzan yapalım. Burada şu başlangıç ipinizi de şöyle içeriye alarak götürebilirsiniz. Böyle. Böyle. gözünüze batarsa hani sizi rahatsız ederse böyle yoksa sonra kenarını tığlarken kaybedebiliyoruz böyle şimdi 2 4 6 8 10 şöyle 11 şuradan da ipimi çektim şöyle bir iki zincir çektim bu zincirimiz artık bizim trabzanımız değil sadece çıkış için kullanacağız ve hemen birinci trabzana dönüp buraya bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim bakın tepelerine batmayacağız bu tepe noktalarına değil şimdi buradan 1 2 trabzan 2 ile 3. tırabzanın ara boşluğuna bakın şuraya bir tırabzan yaptım. 1 aynı yere bir tane daha bakın gördünüz mü? şurada 2 kaldı. Şunu saymayacağız. Bunu bununla çıktık. 1 zincir 1 2 tırabzan 3 tırabzan 2 ile 3. tırabzanın arasına arada 2 tırabzan kalacak. Şöyle ve tekrar bir tane daha. Arada iki trabzan bırakacağız. Bakın. 2 ile 3'ün araya iki tane trabzan. Bir zincir 2 ile 3. trabzanın arasına iki trabzan. Bakın. Bir zincir ve şimdi bakın buraya geldik. 1 Şöyle. İki zincir çekelim. Burası bizim köşe noktamız. Ve aynı yere iki tane daha. Bakın şöyle. Bir zincir. Bir, iki, üçüncü ile ikincinin arasına yine iki trabzan. Bakın. Bir zincir. 1, 2, 3. 2 ile 3'ün arasına 1 2. 1 zincir ve şimdi öbür köşemize kadar bu araları böyle yapacağız. Çok sık örmeyin arkadaşlar. Taş gibi örmeyin. Bebek kıyafeti bu. O yüzden eğer ki 3 elinize sıkı geldiyse 3 bıçağı ya da 4 numaraya bile geçebilirsiniz. Yumuşak bir görüntü tutturabilmek için. Bakın. Bir zincir. Gördünüz mü? Bir köşe daha burada. iki zincir olan buraya iki tane trabzan. Bir, iki. Bir, iki zincir. Tekrar aynı yere iki trabzan. Yani burada dört tane trabzan yapmış olduk. Bir zincir. Bir, iki, üçüncü ile ikincinin arasına. Ve böyle bu sırayı tamamlayalım. Öbür iki yerde de aynı işlemi yapın ve tekrar dönelim. Sıranın sonuna geldiğimizde bir zincirimi çektim. Bakın burada 3 tane var zincirle birlikte. Yine bu ikiyi bırakıp son zincire bu tek trabzanı yaptım. 1-2 zincir çektim. Çevirdim. Ve bakın bu trabzanın üzerine bu tek olanın üzerine yine tek bir trabzan yaptım. Bu zinciri saymayalım. Şimdi bir zincirleri çektiğimiz boşlukların içine ikişer trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bakın. Burada iki tane. Bir. 2 Bir zincir öbür bir zincirin içine 2 bir zincir bakın boşluklara artık yerlerimiz daha net bir zincirli boşlukların içine iki tane trabzan bir zincir boşluğun içine bir zincir boşluğun içine şimdi bunlar ara bölümler bakın köşelerimiz zaten artış noktalarımız kendini belli ediyor bir zincir Bakın iki zincirli çektiğimiz yerin içine bir, iki zincir, iki trabzan yine. Şöyle bakın. Bir zincir bakın yine boşlukların içine. Çok bilindik bir örgü şeklidir bu. Böyle bakın. şuralara isterseniz yeni yapıyorsanız, yeni başladıysanız hani tam bilmiyorsanız bakın şu köşelere artış noktalarına işaret atarak da gidebilirsiniz. Mesela burası bizim artış noktamız diye bakın böyle elinizde işaretleriniz varsa atarak gidebilirsiniz. Bakın sizi kolayca yönlendirsin. Diye hizaya baktığınızda, mesela bu işaretleri görebilirsiniz. Ben acemiyim. Emel nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız, her yere birer tane işaret takın. Ha, i̇p de takabilirsiniz. Bakın, şöyle yapalım. Mesela burası şuradan şöyle yaptım. Bakın buraya bir işaret bağladım. Hani acemiler için. Burasında hep iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Buralar bir zincir, bir iki trabzan. Ve şimdi sıramı tamamlayacağım. Ve aynı işlemi yapacağım çünkü. Şimdi şurada bir kere daha göstereyim. Yapabileceğiniz en kolay roba bu. Çünkü iki zinciri sadece artış noktalarında çekiyoruz. Bakın geldim. Şimdi buraya iki trabzan bir iki ve bir iki zincir tekrar aynı yere iki tane trabzan bir zincir devam örelim bakalım burayı en sona geldiğimizde bakın burada bir zincirimiz var 1 2 ve soruncuya da batırdım. 3 1-2 zincir çektim ve çevirdim. Hemen birinciye yine trabzanımı yaptım. Şimdi altta 2 trabzan görüyoruz. Bakın bir zincir çekip bir zincirli boşluğa geleceğiz. Şu alttaki yaptığımız gibi. Ve bu sırada da aynı bir at sıralarda ördüğümüz gibi sadece bir zincirlerin içine ikişer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Böyle. Açık morumuzu da bu sıradan sonra ekleyeceğim. 3 sıra ördükten sonra beyazımı ekleyeceğim. Göstereceğim onları da ördükten sonra size. Ve bu şekilde öreceğiz. Yapacağımız tek şey bu. Sırayı takip edelim. Bakın şurayı bozmayalım. Gördünüz mü? Burada bir düzen var zaten. Gerisi kendiliğinden örülüyor. Evet arkadaşlarım. Bakın çok güzel bir roba elde ettik. Şimdi düz trabzanlı yerine geçip kollarını da bırakarak devam edeceğiz. Toplam sıra sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıraya geçiyorum. Şimdi baştaki tek trabzanımı yaptım. Buraya zincirin içine bir tane trabzan yaptım. İki trabzanların üstüne iki trabzan, bir zincirli boşluğun içine bir trabzan, iki trabzanların üzerine iki trabzan, bir zincirin içine bir trabzan, iki trabzanların üzerine iki, bir zincirin içine bir. Bakın şöyle. Buradaki artış noktasındaki iki zincirli yere iki tane trabzan. Şöyle. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Kolu bıraktım. Öbür artış noktasına geldim. Aldım ve bu artış noktasının içine de iki tane trabzan yaptım. Şimdi yine 2 trabzanların üzerine 2 1 zincirin içine 1. Öbür koluğa kadar böyle gidelim. Orada da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Evet. Tekrar artış noktasına geldik. Buranın içine 2 tane 1, 2 1, 2 3 zincir çekip koluğu yine bıraktım ve yine artış noktasındaki iki zincirin içine iki tane trabzan yaptım ve yine aynı şekilde sıramızı tamamlayacağız sonrasında örneklerimizi kurmaya başlayalım Evet tamam sıramız bir iki zincirimizi çekerek çevirelim hemen birinci trabzanı yaptım. Bakın. Şöyle. Burada bir zincir çektim. Bir, iki, üçüncü trabzana, bakın şuna bir trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha. Bir, iki zincir çektim. Ve yine aynı yere iki tane trabzanımı yaptım hiç zincir çekmeden 1 2 3. trabzanı bakın. Arada 2 trabzan bırakacağız. 3. trabzanı arka taraftan tığımın üzerine aldım ve bakın şöyle. Ve hafif uzattım. Buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3. trabzana bir trabzan. 1 aynı yere 2. 2 zincir tekrar aynı yere 2. Şöyle. Hep 3. trabzanları kullanacağız burada. 1, 2, bakın. 3. trabzanı arka taraftan tığımın üzerine aldım. Şöyle. Ve yine 1, 2, 3. trabzana 2 tane trabzan yapalım. 2 zincir çekelim ve tekrar aynı yere 2 tane daha. 3. trabzanı arka taraftan alıp bir trabzan yapalım hafif uzatarak. 1, 2, 3. trabzana Şimdi koltuk altına kadar ayarlayarak gideceğiz. Üçüncü trabzanı aldım. Bakın şöyle. Buraya geldiğimizde Burada iki trabzanımız kalıyor. sonuncuyu tığımızın üzerine alalım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya örnek yaptım. Hiç zincir çekmeden 3. zincirim bak 3 zincir çektik ya. İkincisini tam ortalayalım ve şimdi buraya bir örnek kuralım. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan. Şöyle. Ve yine bakın hemen ilk gözüken trabzanı arka taraftan tığımızın üzerine alalım. Bir atlayıp ikinciden devam edelim. Örneklerimizi kurmaya. Şöyle. Üçüncüyü aldım. Burada ne yaptıysak aynı işlemi yaparak ilerleyelim. Evet arkadaşlar sona geldiğimizde şurada bir atladım hata yaptım burada iki atlayıp üçüncüye batacaktım. Bakın şöyle, burada örneğimiz o yüzden bir geride kaldı. Şimdi burada iki kalacaktı üç kaldı. Bunu sorun etmeyelim ve koltuk altından yeniden örneklerimizi kuralım ya da sökün buraya kadar. İki atlayıp üçüncüye batın ve şöyle bakın. Yani çok bir şey fark etmedi. Bir tane trabzan fark etti ve yine örneği kurduktan sonra şöyle. Burada nasıl yaptıysak öbür tarafta da şimdi aynı işlemini devam ettireceğiz. Bakın. Burada birinciyi aldık. ikinciye atladım. Arada bir tane bıraktım. Çünkü önü böyle ayarlamıştık. Burada bir atladığım için orada da bir atladım ve hata yaptım. Ama büyük bir hata değil. Yani bir tane trabzan. Ondan da bir şey olmaz. Ve şimdi kurarak devam edelim. Arkaya 10 örnek. Önlere 5 örnek. Koltuk altılarına birer tane örnek ekleyerek tamamladık. Şimdi bu önde de 5 örnek olacak. Sona geldiğimizde de bakın aynı başladığımız gibi bitirdik. 1 2 zincir çevirdim. Ve hemen birinciye yine trabzanımı yaptım. Bakın şöyle. Tığımın üzerine ipimi aldım şu baştaki ve sondaki iki trabzanı bakın kullanmayacağım. İkinci trabzanı boşluğundan aldım ve bir trabzan yaptım. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim ve yine aynı yere bir trabzan daha. Ve şimdi önündeki trabzanı aldım. Bakın şöyle bir görüntü. Bu arada yaptığımız tek trabzanı ön yüzdeyken önden boşluğundan alarak yapacağız. Bakın burada. Boşluğundan aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Şimdi bakın öbür kalıbıma geldim. Bu bir baştaki ve sondaki kullanmayacağız. Şöyle ikinciyi boşluğundan aldım. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir, 2 zincir ve yine buraya bir trabzan daha iki tane ve hemen sıradaki trabzanı boşluğundan aldım bakın baştaki ve sondaki trabzanları bırakmış oldum bu yaptığımız tek trabzanı ön yüzdeyken önden boşluğundan alarak devam edeceğiz bakın böyle bir ikinciye tekrar İki zincir. Örneğimiz çok kolay. Bakın. Böyle. Baştaki ve sondaki trabzanları kullanmayacağız. Koltuk altı da aynı şekilde. Yani örnek kendini götürüyor. Oraya kadar geleceğim. Göstereyim orayı da. Aklınızda bir şey kalmasın. Bakın aynı. Şöyle. Bu da koltuk altına yaptığımız ve aynı. Artık örneğimiz kendini götüren bir örnek. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Tekrar arkada devam edelim. Bakın, gördünüz mü? Şöyle. Sonra geldiğimizde burada bu tek trabzanımızı yapalım bakalım. Bir iki zincir çektim çevirdim. Ve hemen bu tek trabzanımı yine yaptım. İlk örneğe kurduğumuz sıradayız. Şimdi iki zincirlerin içine iki trabzan. iki zincir iki trabzan. Şimdi bu aradaki tek trabzanımızı arka yüzdeyken önden takıp boşluğundan alıp yapıyorduk. İki zincirlerin içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. İki. Bakın tek trabzanları önden boşluğundan takıp alıp yapalım. Böyle. Ve iki trabzan iki zincir iki trabzan bakın ve bu sırayı da böyle tamamlayalım ön yüzde yine aynı işlemi yapacağız Evet arkadaşlarım yeleğimizin geldiği hali bu. Son iki örneğinin birini açık mor birini koyu mor ile yaptım. Ve son sıra örnek sıramı da tamamladım. Bakın şöyle örnek sayısını söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra yaptım. Bu yaka, e, ön bandı yakadan aşağıya doğru indikten sonra etek ucunda yine bir tığlama yaparak bitireceğim. Bakın son örnekli sıramı da yaptım. Şimdi burada bakın kenarını tığlayarak buraya şu beyazın bittiği yere kadar geleceğim. Şöyle bakın son sıramdayım. Bir zincir çektim. iki zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp her trabzan sırasına bakın her trabzan sırasına iki tane yalancı sık iğne yapacağım tığımın üzerine ipimi aldım batırdım ve hepsini birlikte çektim tekrar aynı yerden bir tane daha sıradaki trabzana geldim iki tane yaptım bu koparttığım iplerimi de arada götürüp kaybedeceğim 1 2 Yine de elinizin ölçüsüne göre baktınız bu germe yaptı burada. Aralara 2 değil de 2-3 olarak da yapabilirsiniz. Şurada bir ipim daha var. Böyle. Öbür sıraya geldim. Bakın. Her araya iki tane. Şöyle bakın. Düzleyin. Bu gayet iyi duruyor. Ama yine de el ölçünüze göre belirleyebilirsiniz. Çok taş gibi örmeyin. Bebek kıyafeti bu. Çok sıkısa güzel olmaz. Böyle hepsine teker teker batıracağım. Bakın her sıraya iki. Bir daha bakalım. Ve bakın şöyle rahat bir şekilde geliyor. Demek ki ikişer tane tam yetiyor benim el ölçüme göre. Beyaz yerin sonuna kadar geleceğim. Bakın beyaz yerin tam beyazı yaptım. Şimdi mor olan sırama geçiş yapacağım. Yalnız buradan geçerken 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Şimdi sıradakine başladım. Bakın şuraya 1, 2. Burada bir düğme deliği yaptım. 1, 2, 4 oldu. 5 6 Şimdi 2 4 6 tane yaptım. Bakın 7.'yi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve yine aynı yere tekrar batırdım. Buradan başlayacağım şimdi. 1 2 3 Yani buraya 3 tane düğme deliği yerleştireceğim arkadaşlarım. Şöyle. Bir tane de buraya bakın. Sondan ikinci sıraya 4 zincirimi çektim ve sonuncuyu da yaptım. Şimdi bu trabzan sırasını yapalım. Bakın. Şimdi böyle yaptım ya burayı. Tekrar bir, iki tane zincir çektim. Şimdi bu klasik lastik örgü şeklinde buraya başlayacağım. Bakın şimdi. Bir tane önden boşluğundan alarak bir tanesini arkadan boşluğundan alarak buradan geçiş yapacağım. Bu yaptığım kanala bağcıkta takabilirsiniz. Şimdi burada bakın artış noktamız vardı. Artış noktamızın Şöyle. Bakın burada artış yapmıştık ya bu iki taneyi bırakacağım. Şu iki taneyi bırakıp üçüncüden başlayacağım. Yani biraz aradakini bırakmış olacağım. Şöyle. bak Gördünüz mü? Yani burada da bir artış noktası yapmış gibi olduk. Ama tam tersine. Öbür köşelerde de aynı işlemi yapıp devam edeceğiz. Şimdi artışlarda son iki taneyi bırakarak sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlarım sona geldim bir iki zincir çektim ve bakın hemen alttaki trabzandan yine her trabzan sırasına iki gelecek şekilde etek ucuna kadar yapalım ve en son etek ucunun tığlamasını göstereceğim Hepsine iki. Evet arkadaşlarım şimdi bak kenardayım buraya hemen yine bir tane şöyle trabzanımı yaptım. Şimdi bakın örnekli yerimizdeyiz şura var ya hemen bu gözükeni yani birinci trabzanı tığımın üzerine aldım ve ördüm önündeki trabzanın üzerine ördüm. Bakın. Zincirin içine 3 tane. 1 2 3 Görünen trabzanı tepesine batarak ördüm. Ve sonuncu trabzanı boşluğundan alarak ördüm. Ve tekli trabzanımı yine aynı şekilde ördüm. Bakın sıradaki trabzanı boşluğundan ikinciyi tepesine batarak ve zincir boşluğunun içine 3 tane 1 2 3 sıradakini tepesine batarak sıradakini boşluğundan alarak bakın şöyle içeriye doğru çökük bir görüntü oluştu sır boşluğundan aldığımız trabzanı aynı şekilde devam ettirelim. Bakın birinci trabzanı boşluğundan alarak ikinci tepe noktasına zincir boşluğunun içine 3 tane 1-2-3 Sıradakini tepesine batarak sıradakini boşluğundan alarak ve böyle kenarı bitireceğiz. 2 3 Çok güzel duruyor bakın. Şöyle şöyle de göstereyim. Ördüğünüzde gözükecek. Böyle bir çukurumsu güzel bir kenar tığlaması oldu. Evet arkadaşlarım bitti ve şöyle çok tatlı bir yelek oldu. Gol kenarına tığlama yaptım. Beğenmedim. Bir iki denemede bulundum. Bu tarafı kapattığını düşündüm. O yüzden böylece bırakacağım. Yine de bildiğiniz bir tığlama varsa güzel olur diye düşündüğünüz bir tığlama. Onunla da tığlayabilirsiniz. Buraya bağcık yeri de yaptık. İsterseniz bacıklı da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyin. Ben size temeli anlattım. Dekoru sizin olsun. Ve o zaman şöyle göstereyim. Bakın bitti. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.